Deryan programımıza hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Merhabalar. Deniz Derya Meriç, 1989 Bursa doğumluyum. Erzurum Atatürk Üniversitesi Arap Dili Edebiyatı mezunuyum. Yaklaşık 1,5 yıldır da İpek Evi'nde çalışıyorum. İpek Evi'ni tanıtır mısınız izleyicilerimize? Kaç yılında kuruldu? Tabii. İpek Evi 1993 yılında 4 ortak tarafından Bimpex AŞ adı altında kuruldu ve yaklaşık 19 yıldır da ticaret sektörüne hizmet vermekte. Ürünlerinizi biraz tanıtır mısınız? Tabii. Ürünler dediğim gibi ipek üzerine çalışıyoruz. Aynı zamanda kaşmir ipek, yün ipek şeklinde de farklı varyantlarımız da var. Nereden temin ediyorsunuz peki ipeklerinizi? Ürünlerimizi ithal ediyoruz. Fason çalışıyoruz. Dizaynları ve koleksiyonları biz belirliyoruz. Renkleri ve çözgüleri de biz oluşturuyoruz. Öyle size ait? Evet, tamamen hepsi bize ait. Peki kaç çalışanınız var? Bimpex AŞ adı altında toplam 14 personel olarak çalışıyoruz. Şube? Şu an Kozan'dayız. Bu da Kozan'daki mağazalarımızdan birindesiniz. Ve bu katta 3 tane mağazayız. Bu 3 mağazadan birisi burada. Bursa'da aynı zamanda ürünlerimizi satan 2 özel butikle çalışıyoruz. Biri İnegöl'de, diğeri de Beşevler'de olmak üzere. Ama aynı zamanda Türkiye çapında yine İstanbul'da, İzmir'de, Antalya'da, Ankara'da ürünlerimizi satan bazı özel butikler var. Bu şekilde bize ulaşan müşterilerimizle iletişim halinde olmuş oluyoruz. Müşterinin özel istekleri oluyor mu peki size? Tabii renk konusunda ve olumlu olumsuz her türlü eleştiriye açığız. Çift taraflı ürün çalışıyoruz. Özel müşterilerimize istedikleri ürünleri buradan bir şekilde kargolayabiliyoruz. Onlara her türlü hizmeti sunuyoruz. Aynı zamanda yurt dışında da bizden talep eden müşterilerimiz oluyor. Onlara da elimizden geldiğince buradan internet yoluyla ürünlerimizi bir şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. Derya Hanım, en çok tercih edilen ürün hangisidir? Gösterebilir misiniz izleyicilerimize? Tabii. En çok tercih edilen ürünümüz çift taraflı ipekler dediğimiz bu ürün grubu. Düz renk şallar. Dediğim gibi çift taraflıdır. Atkı ve çözgü olarak çalışıyoruz. Atkılar sarı geldiğinde renk, taban olarak rengi kırmızı vurulmuş ve ortaya böyle güzel bir renk çıkmış. Dediğim gibi çözgülerin rengi iç renklerini verdiği için ürün çift taraflı olmuş oluyor. Böylelikle Türkiye'de çok tanınan bir ürün haline geldi bizim sayemizde çift taraflı ipek olarak. İpeğin yanı sıra başka ürünleriniz var mı? Tabii. İpek dışında dediğim gibi yün ipek varyantlarımız var. Kaşmirlerimiz var. Biraz daha kalın grup dediğimiz gruplar var. Sanat grubu dediğimiz varyantlarımız var. Onlarda da biraz daha Osmanlı tarzı. Mesela bu eskiden Osmanlı'da perde kumaşı şeklinde kullanılırmış. Ancak şu anda perde kumaşı kültürü pek kalmadığı için biz bunu şalda yaşatmaya çalışıyoruz. Yine birebir çift taraflıdır. Baktığınız zaman hiç kısmı çok daha farklı kullanılabilir. Yaklaşık 4-5 ton farklı şekilde dokunuyor. Yine çok güzel bir dokunmadır. %100 ipektir. Verilen desenler baskıyla değil, dokumayla verilir. Bu da onu özel kılar. Sektördeki gelişmeleri nasıl takip ediyorsunuz İpek Evi olarak? İpek Evi olarak aslında sektör şu anda bizi takip ediyor. İpek güzel cevap verdiniz. Oldukça iddialı bir firmayız. İlk etapta düz şallar olmak üzere akabinde devam eden desenli ipek varyantlarıyla Türkiye'de tanınmış bir marka haline geldik. Tabii bunda bizi tercih eden müşterilerimizin de etkisi çok büyük. Çünkü Türkiye'de gerçekten ciddi anlamda bir eşarp ve şal dünyasında bir Türk markası açığı vardı. Ve bunu ve kaliteyi fark eden müşterilerimizle beraber biz bu noktaya geldik. Buradan onlara çok teşekkür ederim. Bundan sonraki hedefleriniz nelerdir peki? Bundan sonraki hedeflerimiz Türkiye'de değil, yalnızca dünyada da çok iyi bir firma olmak. Zaten öyleyiz. İpek Evi ismini taşıyabileceğimiz en üst seviyeye taşımak, en iyi noktaya getirmek. Programımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum size. Son olarak sektörün aynası izleyenlere neler söylemek istersiniz Bursa'dan? Yurt içi ve yurt dışından bizi izlemekte olan sektörün aynası izleyicilerine Bursa'ya davet ediyoruz. Sadece İpek için değil, tarihi mirasımızı görebilmek, buranın tarihi dokusunu koklayabilmek, burada nefes alıp o ruhu hissedebilmek adına buraya gelip bizi ziyaret etmelerini istiyoruz. Gerçek anlamda tabii ki bizim alanımızda ipeğin kalitesi olmak üzere, aynı zamanda yeşil Bursa denir zaten. Yeşili, doğayı ve tarihi tadabilecekleri bir ortam. Buraya herkesi davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum size programımıza konuk olduğunuz için. Rica ederim.